Sayın Divan, çok değerli Merkez İlçe Başkanımız, Belediye Başkanımız, Sultan Isfar Belediye Başkanımız, partimizin her kademesinde görev yapan Merkez İlçemizin değerli yöneticileri, beldelerimizden, mahallelerimizden gelen değerli arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli basın mensupları, herhalde kimseyi unutmadım. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli kardeşler, Merkez İlçe Danışma Meclisi toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Hayırlara vesile olsun diyorum. Elbette bu toplantı ilçe danışma meclisi toplantısı olarak önemli bir toplantıdır. Ve partimizin meselelerin konuşulacağı, Aydın'ın meselelerin konuşulacağı önemli bir toplantıdır. Bu toplantıya değer verip, önem verip katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki toplantılarımız daha başarılı, daha güzel toplantılar olur. AK Parti İl Başkanlığımızın düzenlemesi neticesinde her Merkez İlçe Danışma Meclisi toplantısına bir milletvekilimiz konuşmacı olarak katılacak. Bu ayki konuşmacı Merkez İlçe'de benim. Malumunuz ilde de aynı şekilde her ay bir milletvekili il danışma meclisi toplantısında konuşma yapacak. İlk toplantıda ben konuşmayı yapmıştım. Geçen ayda Mültekin Bey toplantıda konuşmasını yaptı. Bir dahaki ay inşallah Semiha Hanım herhalde konuşmacı olacak. Merkez İlçe'de de aynı şekilde bu süreç devam edecek. Tabii öncelikle Kutlu Doğum Haftası'nı hep beraber idrak ediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam gönderiyoruz. Onun âline, ashabına salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Cenab-ı Hak bizlere onu idrak etmeyi ve onun yaşadığı gibi, o ayaklı bir Kur'an idi, onun gibi yaşamayı nasip etsin. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz çok kısa bir zaman içerisinde yine rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümünü yaşadık ve onu rahmetle tekrar anıyoruz. Türkiye'ye ufuklar açan, Türkiye'nin gelişmesinde, büyümesinde, Türkiye'nin özgürleşmesinde, kalkınmasında gerçekten önemli hizmetler gerçekleştirmiş ve damgasını vurmuş bir siyaset adamı olarak, bir hizmet adamı olarak rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Değerli kardeşlerim, tabii Ankara'nın gündemi, Türkiye'nin gündemi çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Aydın'ın yerel siyaseti de gittikçe ısınıyor. Ve bundan sonraki süreçte de inşallah hep beraber daha çok çalışmaya başlayacağız. Ve Türkiye'nin gündeminde önemli konular var. Dün sabahleyin Sayın Başbakanımızın başkanlığında, genel başkan yardımcılarımızın da katıldığı Ege Bölgesi Milletvekilleri başlığı altında, ama sadece Ege bölgesinden değil, birkaç tane ilde yine işte Karabük gibi, Eskişehir gibi vesaire Ege bölgesi illerine dahil olarak kahvaltılı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı önemli bir toplantıydı, güzel bir toplantıydı ve sonuç itibariyle dün Sayın Başbakanımız bize talimatlar verdi. Verdiği en önemli talimat şudur: çözüm sürecini, terörün çözüm sürecini iyi anlatın. Yüz yüze vatandaşlarımıza gidin, çözüm sürecini iyi anlatın dedi. Ve neyi anlatacaksınız? Neyi anlatmanız gerekiyor noktasında da
açık ve net şu mesajları verdi. Dedi ki, biz şehitlerimizin hatırasına asla gölge düşürmeyeceğiz. Yine şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin başını asla öne eğdirmeyeceğiz dedi. Bunların altını çizerek söylüyor. Ben de notlarımı almışım, sizlerle paylaşıyorum. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ne kadar hassas, ne kadar duygu yüklü olduklarını biz çok iyi biliyoruz, anlıyoruz ve asla onların başını önlerine eğdirmeyeceğiz dedi, başlarım dedi. Ve yine tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek vatan ülküsünden asla ve asla taviz vermeyeceğiz dedi. Bu da ikinci mesaj. Ve yine başka bir mesajı, anayasa teklifimizi de verdik. AK Parti'nin anayasa teklifi de verildi. Ve bu anayasa teklifinde Türk milleti kavramı var. Bizim anayasa teklifimizde. Türk milleti kavramından anladığımız nedir derseniz, Çanakkale'de, Siper'de mücadeleyi veren, savaşı veren, İstiklal Savaşı'nda Siperler'de düşmana karşı mücadeleyi veren kimlerse, işte onlar Türk milletidir. Onun için de şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yaşayan herkes var. Türk milleti kavramı içerisinde. O kavramın içerisinde yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yaşayan insanların hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, haklarını ve özgürlüklerini de teslim etme durumundayız ve anayasal olarak da bu teminat altındadır. Bizim anayasa teklifimizde bu var. Bunu da bütün vatandaşlarımızla paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, evet, terör sorununu çözeceğiz dedi Sayın Başbakan. Hiç endişe etmeyin dedi. Bu sorunu biz çözeceğiz. Ve tarih yazıyoruz şu anda dedi. Uyanık olun. Arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, il başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları da vardı. Uyanık olun, tarih yazıyoruz dedi. Hep beraber tarih yazıyoruz. Evet AK Partililer, tarih yazıyoruz şu anda. Tarih yazıyoruz. Uyanık olun. Ve sonucunda göreceksiniz dedi. CHP'de, MHP'de ve diğerleri de bu sürece destek vermeyen, bu süreci baltalamaya çalışan, bu süreci provoke etmeye çalışan, bu süreci istismar etmeye çalışan MHP ve CHP dağılıp gidecekler dedi. Önce CHP tabii. Sonra MHP belki. Ama önce CHP. Öncelikle CHP dağılacak. Görüyor musunuz? Ayak izlerini bak. Bir tane ve genel idare kurulu üyesi ne oldu? İstifa etti. Dayanamayacağım artık dedi. Ben bu sürece destek verilmezse ben dayanamam dedi. Terör sürecinin çözümüyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi araştırma önergesi veriyor. Milletvekilleri imzalıyor. Ve ondan sonra AK Parti biz de veriyoruz. Hatta onların önergelerine de imza atıyoruz. Diyoruz ki, ey Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, siz bu sürece imza atmışsınız, bu araştırma önergesini vermişsiniz. Sizi destekliyoruz. Buyurun, araştırma önergesini destekliyoruz. Değerli dostlar, genel başkanlarından mı ilham aldılar nedir veya talimat aldılar? Çak ettiler. Araştırma önergesindeki imzalarını geri çektiler. Yürek yoktu onlar. Samimi değilsin o zaman sen. Ama onun sonucunda ne oluyor biliyor musunuz?
O imzası geri çektirilen milletvekilleri, terör sorununun çözümüyle ilgili araştırma önergesi veren, imza atan milletvekilleri şu anda ne haldeler? O tabanları, o seçmenleri, onları nasıl zorluyor? Cumhuriyet Halk Partisi bu sürece dayanamayacak. Çünkü bu sürecin sonunda terör sorununu Allah'ın izniyle çözeceğiz ve Türkiye'de tarih yazacağız. Değerli kardeşlerim, biz samimi olarak Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en ileri 10 ülkesi arasına girmesini istiyoruz. Bunda samimiyiz. Ve bunun gereklerini de yerine getirmemiz lazım. Bunun gerekleri derken ekonomik alanda, sosyal alanda, kültürel alanda, dış politika alanında, her alanda bunun gereklerini bizim yerine getirmemiz lazım. Büyük ülke olacağız ya, o yola çıktık. İlk onun arasına gireceğiz. Nasıl olacak bu iş? Terör sorunu devam ederken bu olabilir mi? Adama demezler mi ki sen kendi iş sorununu da halledememişsin, kendi göbeğini bağlayamıyorsun, başkasının sorunlarını, sen nasıl büyük ülke olacaksın demezler mi adama? Evet, o hale getirdiler ki bizi, değerli arkadaşlarım, sanki terörle yaşamak normal, terör olmadan Türkiye'nin yoluna devam etmesi anormal gibi bir havaya soktular. Şehitlerin cenazelerinin gelmesi normal, şehitlerin cenazelerinin gelmemesi anormal bir durum gibi ortaya bir şey sunuyorlar. Doğru değil mi? Bakın, bu süreç başladı. Şöyle veya böyle, şu veya bu şekilde. Anlatabiliyor muyum? İşte İmralı ile görüştünüz. Geçen gün basın açıklaması yaptım. İmralı'daki kişinin Türkiye'ye geldiği günden, getirildiği günden, Amerika tarafından paketlenip getirildiği günden bugüne kadar devletin yetkilileri hangi hükümet döneminde olursa olsun MHP, DSP, ANAP koalisyonunda dahil İmralı'daki şahısla görüşmüşler. Devletin BİT'i, efendime söyleyeyim, diğer organları görüşmüş. Bunlar ortaya çıktı hep. Anlatabiliyor muyum? Bakın, o süreç başladığı günden bugüne kadar. Şehitler var, elhamdülillah yok. Doğru mu? Bakın Tunceli'de basında yer aldı. O Tunceli'nin Rabat bölgesi nedir? Orada 70-80 kişilik bir turist kafilesi, efendime söyleyeyim, o girilemeyen vadilere, girilemeyen yerlere gittiler ve turist kafilesi olarak gezdiler. Önceden giremiyorlardı. Neden? Piknik yapıyorlar şimdi. Bu iyi mi kötü mü? Bana bunun cevabını ver. MHP bundan rahatsız oluyor. O dağlarda teröristler geçsin, bizim Mehmetçik peşinde koştursun, şehit olsun, bunlar memnun olacak. O dağlarda piknik yapılırsa MHP bundan rahatsız olacak. Nasıl olacak bu iş? Değerli dostlar, el-insaf ve biz bu işi başaracağız Allah'ın izniyle inşallah. Türkiye'nin 100. yılda dünyanın en ileri 10 ülkesi arasına girebilmesi için bu terör meselesini halletmesi lazım. Bunu hallettiğimiz zaman ne olacak? Bir, gözyaşı bitecek. İki, üzüntü bitecek. Üç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kardeşliği artacak, birliği artacak, beraberliği artacak, huzuru artacak. Ekonomik kayıplarımız ortadan kalkacak. Teröre bir sürü, terörle mücadele için para harcıyoruz. Bölgenin kalkınması için yatırım yapılması lazım. Terörü tetikleyen unsurlar nedir?
işsiz insan, aç insan, ekmek kazanamayan insan ne olur? Ya terörün kucağına itilir. Şu veya bu şekilde. Sonuç itibariyle bunları hallediyoruz. Ve bunları hallettiğimiz için de Türkiye'nin önü açılıyor. Açılacak inşallah. Hiç endişe etmeyin. Hiç moralinizi bozmayın. Tarih yazıyoruz, tarih yapıyoruz hep beraber. Ama omuzlarımızdaki o ağırlığın, sorumluluğun bilinciyle hareket edelim. Bazen böyle parti kademelerinde olan arkadaşlarımızın ufak tefek beklentileri oluyor. Onlara cevap veremiyoruz. Hemen moralinizi bozmayın. Biz büyük bir partinin, büyük bir ülkenin en büyük partisiyiz. Hatta dünyanın en büyük partilerinden bir tanesiyiz, partisiyiz. O büyük partinin fertleri olarak büyüklüğümüzün farkında olalım. Yolumuzu öyle devam edelim. Evet. Değerli kardeşlerim, tabii bu kadar hassas bir süreçten geçerken istismarcılar boş durmuyor. İstismarcılar boyuna çalışıyor. Şehit cenazeleri gelmiş olsaydı onlar istismar edeceklerdi. O cenazelerde işte bağırmalar, çağırmalar, işaretler falan. Onu bulamadılar. Süreç onların istediği gibi tecelli etmedi. Onlar başarısızlık bekliyorlardı süreçten. İstismar edecek malzeme lazım ellerinde. Bir TC tartışması başlattılar. Sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin tekeli onların elinde. Ya Türkiye, Cumhuriyet 75 milyonun ortak değeridir, hepimizin değeridir. Hiç kimsenin tek elinde değildir. Bunu defalarca söyledik. Türkiye Cumhuriyeti'ni sevmenin bir göstergesi var mı? Nerenizden belli sevdiğiniz? Hani bir ibre olsa vücudumuzda sevgimizin değerini bir bakarız yani oradan hani ne kadar bir sevgimiz var diye. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni, bu devleti, bu ülkeyi, bu vatanı sevmenin göstergesi nedir biliyor musunuz? Sevmenin göstergesi, evet, Türk parasının değerinin artırılması için gayret gösteren bir hükümettir. AK Parti'dir. 6-0 atıp da Türk parasına değer kazandıran, bu ülkenin parasına değer kazandıran bir hükümet, bir parti Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyor mu? Sevmez mi? İşte göstergesi bu. Evet, Sayın Başbakanım söylüyor işte. Merkez Bankası'nın kasasındaki parayı 27 milyar dolardan alıp da 127 milyara çıkaran bir hükümet mi Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletinin ışığını, yıldızını parlatıyor? Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti kimsenin tek elinde değil. Bunlar bayrak, cumhuriyet, Türkiye kimsenin tek elinde değil. Bunlar hepimizin ortak değeridir. Hangi siyasi görüşe, hangi etnik kökene, hangi inanca sahip olursak olalım, değil miyiz ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız? Bu bizim ortak değerimizdir. Hiç kimse kusura bakmasın. Ama istismarcılar bir TC tartışması başlattılar. Aydın'da da şov meraklısı arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yöneticileri gitmişler Sağlık Müdürlüğü'ndeki levhaya, efendime söyleyeyim, işte TC yapıştırıyorlar. Değerli kardeşim, orada o levhaya baktığın zaman bir ay yıldızı görüyorsun. Doğru mu? O kurumsal kimlikle ilgili bir çalışmanın neticesi o ay yıldızı oraya kondu. Önceden öyle bir ay yıldız var mıydı o levhada, tabelada? He? Yoktu. O kurumsal kimlik çalışmasının neticesinde bir ay yıldız kondu. Ay yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızı değil mi? He? Hangi devletin ay yıldızı o? Bir. İki. O levha ne zaman oraya kondu? Yaklaşık 10 ay olmuş. Üstü Tırpancı'ya sordum. 10 ay geçtikten sonra mı senin aklına geldi ha? Oyun gelen yollar,
istismar etmek niyetindeysen, şov yapmak niyetindeysen, olay o levha orada asılmıştır, görmezsin. Ondan sonra da gidersin, şov yapmaya gidersin, istismar etmeye gidersin. Halk Sağlığı İl Müdürü'ne sordu, Şenol Bey'e. İşte bu aile hekimlerinin vesairenin olduğu levhaların ne zaman dedim değişti kurumsal kimlik ve bu yeni levhalar? Kasım ayında dedi. Kasım ayından beri neredeydiniz? Madem böyle bir tepkiniz varsa, anlatabiliyor muyum? Arkadaş, Türkiye de bizim, Cumhuriyet de bizim, Türkiye Cumhuriyeti de bizim. Hiç kimse sahiplenmeye kalkmıyor. Başka bir yalan söylüyor, yalan da söylüyorlar. Hemen sosyal medyada bir rüzgar, efendim Ziraat Bankası'ndan TC lafzı kaldırılmış, yalan, külliyen yalan. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Yalan. İstismarcı bunlar tabii. Şehit cenazelerimiz gelmediği zaman istismar edecek bir şey bulacaklar kendileri. Bir malzeme arayacaklar. Bu kadar basit bir siyaset anlayışı. Üretmeyen, üretemeyen, fikir üretemeyen bir siyaset anlayışı. Devamlı topluma korku pompalayan, ayrıştıran, bölen bir siyaset anlayışı. Bunların yaptıkları bu. Ama bu siyaset anlayışı bunları bir yere götürmeyecek. Bitecekler. Tükenecekler. Artık gelecekte üreten, birleştiren, proje üreten, fikir üreten, doğruları konuşan, aldatmayan siyasetçiler ve siyasi partiler ayakta kalacak. Bu zihniyetlerin hepsi eriyip gidecektir. Yenilik sahibi, Türkiye'de önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi parçalanacak. Yazın bir tarafa. Gerçek manada sosyal demokrat anlayışa sahip, gerçek manada çağdaş, gerçek manada özgürlükçü partiler oluşabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu zihniyetle, bu anlayışla asla yoluna devam edemez. Paramparça olacak. Çünkü doğruları konuşmuyorsunuz. Çünkü samimi değilsiniz, kalpten konuşmuyorsunuz. Çünkü anlayışınız istismar anlayışı. İstismar siyaseti. Değerli kardeşlerim, bu jeotermal meselesine bir iki cümleyle girmek istiyorum. Aydın'ın altındaki bu sıcak su ne zaman ortaya çıktı? Yüzyıllardan beri var değil mi bu sıcak su? He? Var. Yüzyıllardan beri var. Peki. Peki. Bu sıcak su burada yüzyıllardan beri var da şimdiye kadar elektrik enerjisi üretmek için AK Parti hükümetinin iktidar olmasını mı beklenmiş Türkiye'de? Bakın şimdi ortaklardan Buharkent'e kadar santraller kuruluyor. Nasıl kuruldu bu santraller? AK Parti öncesinde niye kurulmadı? Sadece jeotermal santraller mi? Rüzgar enerjisi santralleri, Didim'deki o rüzgar gülleri, Çeşme'deki, efendim Çin'deki, Akhisar'daki, Söke'deki rüzgar gülleri ni? AK Parti'yi mi bekliyorlarmış bu rüzgar gülleri oraya konması için? Herhalde. Evet. Neden oldu biliyor musunuz bunlar? AK Parti iktidar oldu. 30 yıldan beri rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üreten ülkelere baktı. Dedi ki ya bunlar bizim elektrik enerjimizin, üretimimizin ağırlığı doğalgazdan. İthal. Kendimizde yok. Peki, bunu kendi öz kaynaklarımızla nasıl üretebiliriz? Yerli enerji, rüzgar enerjimiz var. Başka? Kömürümüz var. Başka? Jeotermalimiz var. Güneş enerjisi var. Var, var. Kendi öz kaynaklarımız. İşte iki tane önemli kanun çıkardı AK Parti. Ne zaman? 2007 yılında. Nedir onlar? Bir,
yenilenebilir enerji kaynakları yasası, yani güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, bunlar yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bunun yasasını çıkardık. İki, ondan sonra jeotermal enerji yasasını çıkardık. Özel sektörün yatırım yapması için kanuni altyapıyı oluşturduk. Ondan sonra bu santraller meydana çıktı. Bunu yapan kim? AK Parti. Evet, övünebilirsiniz. Eğer AK Parti olmasaydı, Aydın'ın altındaki sıcak su belki 30 yıl daha bekleyecekti elektrik enerjisine dönüşmesi için. Evet, bakın, Aydın'da şu anda iki tane jeotermalle ısıtılan sera var. Nerede? Bir tanesi Köşk'te, Mege Enerji'nin yaptığı jeotermal santral. İkincisi nerede? İkincisi Argabı'da, Söke Argabı'da BM Enerji'nin yaptığı sera. Ve şu anda elektrik enerjisi santrali kuran, JES kuran firmalar hepsi jeotermalden ısıtılan seraları kuracaklar. Hepsinin planlamasında var. Termal turizm tesislerini kuracaklar. Ha, biz istiyoruz ki aydınlar olarak daha hızlı seralar kurulsun, daha hızlı termal turizm tesisleri kurulsun. Bakın, Sultanhisar'ın tam dört yol kavşağına bir tane otel yapılıyor şimdi. Doğru mu başkanım? He? Evet. Jeotermal olacak mı orada? Sıcak su olacak mı? Olacak. Termal turizm oteli olacak. Doğru mu? Termal turizm tesisi, AVM'si vesairesi. Evet, Sultanhisar Belediye Başkanı şimdi geldi biraz önce. Değerli kardeşlerim, size jeotermal ile ilgili yaptığı çalışmaları anlattı. O anlatırken benim aklıma Ağustos böceği ile karıncanın hikayesi geldi. Hani bilirsiniz, karınca hep yaz boyu taşır. Tamam mı? Buğday ne varsa yuvasına. Ağustos böceği de hani o masalda devamlı saç çalar. Doğru mu? Ve kış geldiği zaman Ağustos böceğinde yiyecek yok tabi. Ama karınca depoyu doldurmuş. Şimdi bizim Aydın Belediyesi Ağustos böceği. 4 yıl geçti. Saz çaldı, çaldı, çaldı. E şimdi jeotermal diyor. Bak, Sultanhisar Belediyesi gittiğinde git de. Sultanhisar Belediye Başkanı sana nasıl o jeotermal sahayı satın aldığını, neden satın aldığını, TDI, OSB, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesini kurma çalışmalarını ne hale, nasıl, hangi noktaya getirdiğini, o termal turizm otelini, o yatırımı yapmak için nasıl gayret gösterdiğini, yatırımcının önünü açtığını anlatıversin. Çok bilgi sahibi olursunuz. Ağustos böceğine tavsiyemiz budur. Evet. Hatta Sultanhisar Belediye Başkanımızla beraber Davutlar Belediye Başkanımıza da gitsin. O bizim partiden değil ama o da termal turizm, jeotermal sahası satın aldı. Hem de arkadaşlar bakın, bu sahaları satarken MTA, özellikle bu 4 sahayı satarken biz MTA ile bir dirsek teması halindeydik. Yani milletvekilleri olarak. Dedik ki bu sahaları Aydınlı belediyelerimiz istiyor. İşte Sultanhisar Belediyesi istiyor. Davutlar Belediyesi istiyor. Özel idaremiz istiyor. Bunların fiyatları ya keşke biraz yükselmese dedik. Yani ihaleye giden çok kişi olursa biliyorsunuz. Bakın, bir saha 30 milyon, 40 milyon dolara satılıyor. Doğru mu? 50-60 milyon dolara satılan saha oldu mu başkan? 109 milyon dolara satılan saha var. Değerli dostlar, arkadaşlar. 109 milyon dolar ne demek biliyor musun sen? Ha? 200 trilyon demek. Ablacığım, 200 trilyon liraya adam, bir şirket, bir yatırımcı 200 trilyon parayı yatırıyor, elektrik santrali kuruyor.
Ve ondan sonra o elektrik santralini, kurduğu santrali yaklaşık 7-8 yılda amorti ediyor. Kâra geçiyor ondan sonra. Türkiye'de, dünyada hangi yatırımı yapıyorsunuz da siz 7-8 yılda amorti ediyor? Kolay mı? Anlatabiliyor muyum? Özel idareye gireceğim peki. Ha şimdi, o satılan paranın, satılan sahanın jeotermal yasasını çıkardık da biz. AK Parti olarak. Bu yasayı çıkardığımız için zaten o sahalar satılabilir duruma geldi. İşte Antep, MG firması, Antepli bir firma. Efendime söyleyeyim, BM firması, Rizeli bir firma. Maren Enerji, Maraşlı bir firma. Gürmat, Rizeli. Yani bunlar hepsi Türkiye'nin vatandaşları, TC'nin vatandaşları. Allah. Ve bu sahalara yatırım yapıyorlar. Ben yatırım yapan adamı tebrik ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama değerli dostlar, bakın, sahayı kaç paraya aldın sen Sayın Başkan? 650 bin dolar. Yani 1 milyon dolar bile değil. Neden? Çünkü işini takip etti. İşini takip etti. Belediye başkanı jeotermali takip etti. MTA ile görüşmeler yaptı. Biz de girdik devreye. Oradaki su sıcaklığı şansından düşük çıktı. Yani elektrik enerjisi üretimine elverişli değildir diye çıktı şansından. Girdi, 650 bin dolara aldı. Ama çok şanslı, meğersem elektrik enerjisine müsaitmiş. Davutlar da öyle. Özel idarenin satın aldığı, mesela 3 tane özel idarenin elinde saha vardı. Bunlar da 3-5 milyon dolara, böyle cüzi rakamlara, çünkü 30-40 milyon dolara satılıyor diğerleri. Cüzi rakamlara alındı. Niçin? Özel idare vasıtasıyla Aydın'da yapılacak yatırımlarla ilgili, özellikle seracılık yatırımları ve jeotermal, termal turizm tesisleri ile ilgili yatırımların hızlandırılmasını sağlamak. Hedef buydu. Tabii Büyükşehir Yasası devreye girdi. Aydın Büyükşehir oluyor. Özel idare bundan sonraki süreçte ortadan kalkacak. Ve özel idaremiz İl Genel Meclisi toplantı yaptı. İl Genel Meclisi'nde toplantı yapıldı ve toplantının gündemi ne? Gündemi şu: elimizdeki bu jeotermal sahalar ne olacak? Evet, cüzi rakamları aldık. Bu sahalar ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Genel Meclis üyeleri de, MHP'nin İl Genel Meclis üyeleri de hepsi satılsın diye el kaldırdılar. Satılsın. Zaten iyi rakamları aldık. İyi para, buradan iyi para kazanırız. Bu kazandığımız paralarla da Aydın'a okul yapacağız. Bugün, bu sene, bugün Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ettim. Aydın'a yapılacak milli eğitim yatırımlarının için ayrılan toplam bütçe, hem Ankara hem özel idare, 55 milyon Türk lirası arkadaşlar. Korkunç bir rakam. Aydın özel idare bütçesi korkunç zengin. Ve şimdi o İl Genel Meclisi'nin toplantısında CHP'nin de, MHP'nin de, AK Parti'nin milletvekilleri de bu sahalar satılsın diye kaldırdılar. O zaman siz CHP ile MHP koalisyon değil miydiniz? Ha? Hem İl Genel Meclisi'nde koalisyonsunuz, hem belediyede koalisyonsunuz. Birlikte beraber bu işleri götürdünüz. Bu kadar sen konunu takip ediyordun da Ağustos böceği. Sattırmasaydın madem, hayır deseydin orada İl Genel Meclisi'nde. Red kararı verdirseydin. Tabii. Seçim geliyor. Satma. Vatandaşa karşı slogan üretilmesi lazım. Tamam mı? Karınca gibi işini çalışacaksın, takip edeceksin. Madem bu kadar hassassın bu konularda, haksız mıyım? Evet.
Evet, değerli kardeşlerim. Şimdi tabii bu üç sahadan iki tanesi satıldı. Kim aldı? Bereket Enerji satın aldı. Bereket Enerji kim? Bereket Enerji bu Aydem'in sahibi. Denizli'li firma. Aydem var ya, onun sahibi. Bu Aydem'in sahibi ayrıca şu anda Gediz'in özelleşmesine girdi, onu da aldı. Büyük bir firma. Vali Bey bize de sordu. İstişare yaptı. Milletvekilleri olarak. Dedi ki, ya bu sahalarla ilgili görüşünüz nedir diye. Biz görüşümüzü söyledik. Dedik ki, Sayın Vali, Aydın'da termal turizmin ve seracılığın gelişmesi lazım. Bu şartı koyarsanız, yatırımcı, alacak olan yatırımcıya, arkadaş, seracıya verme mecburiyetini ihaleye yazıldı. Termal turizm tesisi kuracaklara ihaleye yazıldı. Bu şart kondu satılırken. Satma falan deniyor ya, bu kondu. Şimdi Bereket Enerji, elektrik enerjisi yatırım yaparsın, o artık suyu seracı istediğinde mecburen verecek. Tamam mı? Bu şart var şeyinde. Şimdi bunlardan, bu sahalardan çiftlik sahası satılmadı. Şu anda özel idarenin elinde. Evet. Varsa projeniz, getirin, çözüm üretilir. Ama Ağustos böceğini biz çok iyi biliriz. Ağustos böcekleri proje üretemezler. Sadece sas çalarlar. Sadece bildikleri odur. Ağustos böceklerini biz çok iyi biliriz. Bize karınca lazım. Karınca gibi çalışacak başkanlar, yöneticiler lazım.